Ve değerli izleyicilerimiz bugün de güne başlarken programında sizlerin karşısındayız. Ne yapacağız? Bugün Bakara suresi üzerinde konuşacağız. Bakara suresi 155. ayet üzerinde konuşacağız. Neyi anlatacak bize? Bildiğiniz gibi değerli izleyicilerimiz sabır ve iptilayı konuşacağız. Sabır ve iptilayı konuşacağız. Hani çok önemli konular bunlar. Ama biz bu önemli konuları kimlerle konuşuyoruz değerli izleyicilerimiz? Önemli konularımızı önemli konuklarla konuşuyoruz. Bugün iki tane değerli konuğumuz var. Bir tanesi Rize İl Müftü Yardımcısı. Sayın Müftüm Rüstem Can, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve programımızın hemen başında Müftü Yusuf Karaağlı Eğitim Merkezi'nden çok değerli, kıymetli bir hocamız burada. Kendisi Ali Kök. Programımızın başında, programımıza başlamadan Kur'an-ı Kerim'imizi bir dinleyelim. Biz ne diyoruz değerli izleyicilerimiz? Haftada bir tane cuma var. Cuma'nın kıymetini bilmek lazım. Bugün de cuma. İşte bu kıymetli günde de sizlerle birlikte siz Twitter ve Facebook adresinden bize ulaşıyorsunuz. mpa26@hatbir.com adresinden bize ulaşıyorsunuz. Ya da ne yapıyorsunuz? Bütün bunlar bize yetmez. Normal bir telefon numarası ver diyorsunuz. O normal telefon numarası 0464 alan koduyla 213-30-0'dan bize ulaşıyorsunuz. Duygularınızı, düşüncelerinizi, hatta eleştirilerinizi aktarıyorsunuz ki bütün bunlar bizim için çok çok kıymetli. Başımızın üzerinde yeri var değerli izleyicilerimiz. Şimdi ne yapalım? Hemen sözü fazla uzatmadan şu güzel sesiyle Sayın Ali Kök'e dönüyorum değerli izleyicilerimiz. Kur'an-ı Kerim'imizi dinlemek üzere. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. بسم الله الرحمن الرحيم يا الصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين
Sesten sonra nereden başlasak, nasıl yapsak bilmiyorum. Ama sabır ve iptila günümüzde özellikle de sabrın çeşitleri üzerinde konuşacağız şimdi. Fakat biz maalesef sabırsız bir toplum olduk. Hiçbir şeye sabrımız yok, tahammülümüz yok. Böyle aştı gidiyor. Şimdi Bakara suresi, müsaade buyurursanız Bakara suresi 155. ayet. Deniyor ki, ayete meal olarak şöyle buyurulmaktadır. Andolsun ki sizi biraz korku, açlık, mallardan, canlardan ve ürünlerden biraz azalma, yani fakirlik ile imtihan eder, deneriz. Ey peygamber, sen sabırlı davrananları müjdele. Buyurun Sayın Üftüm. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Sayın hocam, Yüce Rabbimizin de bu Bakara suresindeki ayet-i kerimede beyan ettiği gibi ve sizin de ifade ettiğiniz gibi sabra çok ihtiyacımızın olduğu ve bu noktada dünyanın bir imtihan dünyası olduğunu anlayarak bu sıfatı elde etme noktasında gerekli çabayı göstermemiz gerektiğini anlamak zorundayız. Konuya girmeden şöyle bir sabır ne demektir? Kelime olarak çeşitleri nelerdir? İnşallah safa safa konuyu bir incelemeye çalışalım. Sabır, habsun nefsi anil ceza ve habsul lisani anil şekve ve habsul cevariha anil maasi. Kişinin üzüntü, kaygı, kederlere karşı metanetli olması. Fazla şikayete girmeden dik durması ve azalarını günahlara karşı koruması. Kelime olarak böyle ifade edebiliriz. Şimdi sabırı ayrıntılı olarak incelersek, birinci olarak as-sabr alat-ta'a. Allah'a kulluk noktasında sabır başta gelir. Muhterem hocam, bizler bu dünyada niye varız? Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bunu tayin etmiştir. Ve buyurmuştur ki, وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ Hicr suresinin son ayetidir. Ölüm sana gelinceye kadar Allah'a kulluk et. Ve Zariyat suresi 56. ayet-i kerimesi. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Ben
cinleri ve insanları ancak ve ancak bana ibadet etsinler, beni tanısınlar diye yarattım. Ve bu ayet-i kerimelere baktığımızda bu dünyada niçin var olduğumuzu Cenab-ı Hak Celle Celaluhu tayin etmiştir. Ve gelen bütün peygamberler bunu insanlara tebliğ etmişlerdir. Bu dünyada sizler Allah'a kulluk için varsınız. Ve bu noktada bunu yerine getirme noktasında sabırlı olacaksınız. Yani Allah'a taat noktasında dik duracaksınız ki Nuh Aleyhisselam başta olmak üzere hemen اَنِعْبُدُ اللّٰهَ وَاتَّقُوهُ وَاَطِيعُونَ hemen kavmine gelmiş. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin ve bu noktada bana itaat edin ki sizi Allah'a götüreyim. Ve mesela Hud Aleyhisselam قَالَ يَا قَوْمِ اَعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهٍ غَيْرُهُ. Ondan sonra Salih Aleyhisselam, efendim Şuayb Aleyhisselam, hepsi aynı metot. يَا قَوْمِ اَعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهٍ غَيْرُهُ. Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Bu dünyada sizin varoluş sebebiniz, nedeniniz Cenab-ı Hakk'a kul olmaktan, bu noktada sabırlı olun diyerek bunu hep insanlara tebliğ etmişler ki Mahir Hocam, bizler de 5 vakit namazımızı bunu zaten Rabbimizden istiyoruz. Ne diyoruz Fatiha suresinde? İhdinas sıratal müstakim sıratal lezine en'amte aleyhim. Ya Rabbi, bizi sırat-ı müstakime, yani Kur'an ve sünnet üzereki o yoldan bizi ayırma ya Rabbi. Ve kendisine nimet verdiğin peygamberlerin yolundan bizi ayırma ya Rabbi diye durmadan dua ediyoruz. Bu noktada Rabbimizden bir anlamda sabır niyaz ediyoruz Mahir Hocam. Ve Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığımızda sabırla alakalı 70 yerde ayet var. Sabredin. Bu dünyada sabırlı olun. Ebedi hayatınızda bunun karşılığını göreceksiniz. 70 yerde geçiyor. Ve 20 yerde direkt Efendimiz'e sabırlı ol ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela isbir ala ma yekulun. Onların dediklerine karşı sabırlı ol. Fasbir li hukmi rabbik. Rabbinin hükmüne sabırlı ol. Fasbir kema sabara ulu azmi minel rusul. O yüce Hazreti Nuh aleyhisselam, İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam. Onlar gibi sabırlı ol ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. 20 ayet-i kerimede direkt olarak Cenab-ı Hak Efendimiz'e sabır tavsiye ediyor. Şimdi dışarıya çıksak ve karşımızdakilerin birisine desek ki Ahmet Efendi namazını kıl ve bu noktada sabırlı ol. İkinci defa söylesek, üçüncü defa söylesek, dördüncü de der ki Ahmet Efendi hocam yeter ya. Değil mi? Yeter ama Efendimiz tamam ya Rabbi. Tamam ya Rabbi, tamam ya Rabbi, tamam ya Rabbi, aminna ve saddakna diyerek bakın burada efendim bu ayet-i kerimelerle sabrın ne anlama geldiğini, ne kadar Cenab-ı Hak nazarında önemli olduğunu biz buradan direkt olarak anlıyoruz. Sayın Müftüm, 70 yer, 70 nokta, 20 ayet-i kerime bu kadar hassasiyetle üzerinde durulan bir konuda nasıl bir nefse sahibiz ki? Böyle bir acizlik içine düşüyoruz, sabırsızlık yapıyoruz. Şimdi Mahir Hocam, Cenab-ı Hak bizim zayıf tarafımızı biliyor tabi. Nefis ve şeytanla boğuştuğumuzu biliyor. Ve bundan dolayı da Kur'an-ı Kerim'le olsun, Efendiler Efendisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'le olsun bizi takviye etmiş. Ve Kur'an-ı Kerim'deki ayetler de yine mesela Fatır suresinde Rabbimiz buyuruyor ki يَا اَيُّهَا النَّاسِ اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقِّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ. Ey insanlar! Allah'ın vaadi haktır. Yani Cenab-ı Hak ve onun sevgilisi Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam ne demişse kesinlikle o gerçekleşecektir. Ha sakın ha dünya hayatı sizi aldatmasın. Yani ben size mal verdim, evlat verdim, binlerce nimet verdim. O nimetlerin arasına dalarak girerek bu nimetlerin sahibini aman ha unutmayın. Çünkü Efendimizin bir hadisine geçiyor. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu size bu dünyayı vermiştir. Niçin? فَيَنْظُرُوا كَيْفَ تَعْمَلُونَ. Sizler bu dünyayla nasıl amel edeceksiniz? Ne yapacaksınız? Bundan dolayı فَتَّقُوا الدُّنْيَا. Dünyadan sakının diyor.
Yani nasıl sakınmadır bu? O dünyayı öylesine kullanın ki dünya size ahireti getirsin. O kadar güzel kullanın bu dünyayı. Bundan dolayı da bu Fatır suresine ayet-i kerimede Rabbimiz bizi uyarıyor. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Dünya hayatı, dünyadaki nimetler size Allah'ı unutturmasın. Ben size güzel bir iş veririm, nasip ederim, her türlü nimeti veririm. Sizler o nimetlere dalarsınız, nefis şeytan onlarla boğuşmadan eyvah ben her şeyim yerimde deyip gidersiniz. Sonunda öyle bir an gelir ki geriye dönersiniz, eyvah dersiniz ben ne yaptım. Ayet-i kerimenin sonu çok önemli. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ O çok aldatıcı şeytan sizi Allah'ın rahmetine güvendirerek aldatmasın. Temennilere boğar şeytan bizi. Ya Ahmet Efendi Allah gafurur rahimdir. Bugün namazını kılmazsan yarın kılarsın. 5 vakit namaz bitmez ki. Bu cumayı kılmazsan öbür cumayı kılarsın. Kuru kuru temenniler. Şeytan aleyhi lâne durmadan bizi aldatır. Niye? Çünkü kendisi lanetlenmiştir. Mahir hocam, enteresandır. Araf suresinin hemen 2. sayfasında Rabbimiz şeytan aleyhillâne'yi huzurundan kovduğu zaman orada diyor ki şeytan aleyhillâne Rabbimiz müsaade ediyor. قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَن۪ي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَادَكَ مُسْتَق۪يمٍ Ya Rabbi sen beni aşağıların aşağısından kıldın. Yani beni rezil duruma düşürdün. Efendim bundan sonra ben şunu yapacağım. Senin o dosdoğru yolunun üzerine oturacağım. Şeytan aleyhillâne diyor. Dosdoğru yolunun üzerine oturacağım. Daha sonra ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ اَيْد۪يهِمْ وَمِنْ خَلْف۪يهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ Sonra o kullarının diyor, önlerinden arkalarından, sağlarından sollarından hep onlara sokulacağım. Niye? Aman ha gerek yok kulluğa. Gerek yok. Dünya zevkini sefanı yaşa. Allah sana her türlü nimet vermiş. Nimetini yani nimetlerinden faydalan. Bu dünya senin dünya, hayat senin, para senin, mülk senin, her şey senin. Ama Rabbim Celle Celaluhu da burada işte bizi uyandırıyor. Aman ha ve buyuruyor ki şeytan aleyhillâne ya Rabbi diyor. Bu kullarının çoğunu sana teşekkür eder bulmayacaksın. Bakın bugün maalesef kardeşlerimiz şeytanın ekmeğine yağ sürüyoruz. Şeytan aleyhillâne ya bir tarafta bizi yoktan var etmiş, mükerrem bir varlık kılmış, sayısız nimetlerle donatmış. Elimizdeki her türlü imkanı onun sayesinde, Rabbimizin sayesinde. Kulillâhumme mâlikel mulk, ey mülkün sahibi Allah'ım. Mülkün her şeyin sahibi. Tu'til mulke men teşâ ve tenzi'ul mulke mimmen teşâ. Mülkü istediğine verirsin. İstediğinden çekip alırsın. Ve tu'izzu men teşâ ve tuzillu men teşâ. İstediğini izzet sahibi yaparsın. Zirvelere çıkarırsın. İstediğini zelil yapar. Yerin dibine sokarsın. Her şey senin elinde. Ya Rabbi dediğimiz Rabbimize karşı tavrımız nedir bugün bizim? Ve Rabbim de devam ediyor. Buyuruyor ki Arap suresinde. قَالَ اَخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِينَ Kınanmış bir şekilde, kovulmuş bir şekilde, hakir bir şekilde defol huzurumdan. Rabbim huzurundan kovuyor. O nedenle şeytan aleyhi lanet diyor. Lanete uğramış. Kim benim gönderdiğim Kur'an'a tabi olmadan yaşarsa, benim gönderdiğim peygamberim Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselama tabi olmadan yaşarsa ve bunları bırakıp kim sana tabi olursa senin izinden giderse seni ve topunuzu cehenneme dolduracağım. Yani bundan daha açık bir ayet olabilir mi? Yani bu ayetleri okuyup da ya Rabbi sen beni yoktan var ettin ya Rabbi. Sayısız nimetlerle donattın ya Rabbi. Benim yapmam gereken ya Rabbi sana şükretmektir. Her an sana teşekkür etmektir ya Rabbi. Mahir hocam, öyle bir güne gidiyoruz ki o kıyamet gününde o ortamda baban peygamber olsa bile fark etmiyor. Cenab-ı Hak bize amelimizi soracak. Ve Lokman suresinin sondan 2. ayeti Ya eyyuhen nasu ittequ rabbekum vahşev yevmen la yeczi validun an veledih
وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازِهِ عَنْ وَالْدِهِ شَيْئًا. Ey insanlar, öyle bir günden korkun ki, bakın ayet o kadar açık, öyle bir günden korkun ki, o gün geldiğinde, yani kıyamet günü geldiğinde, ne baba yavrusuna bir şey verebilecek, ne de yavrusu babası namına bir şey ödeyebilecek. اِنَّ وَعَدَ اللّٰهِ حَقِّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ غَرُورٌ. Şunu bilin ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır. Yani cennet haktır, cehennem haktır, haşr haktır, kabir haktır, ebedi hayat haktır. Aman ha, bunları unutmayın. Sakın ha, biraz önceki ayetin aynısı geliyor. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Dünya hayatı sizin gözünüzü boyamasın. Aman ha, o çok aldatıcı şeytan sizi Allah'a karşı aldatmasın. Babanız peygamber olsa nafile. Kesinlikle. Ey Fatıma, babam peygamber diye ümitlenme. Amelinle Allah'ın huzuruna çıkacaksın. Ve enteresan da yine Hicr suresinde geçiyor. Hani dediniz ya, kuru temennilerle bu iş olmuyor. Rabbim Rahman'dır, Rahim'dir, eyvallah. Yani biz gerekeni yaptıktan sonra Rabbimin rahmeti, mağfireti o kadar yüce ki. Yani yeter ki biz elimizden geleni yapalım Mahir Hocam. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Hiç İsrailoğullarından bir tane kadın, zinakar bir kadın diyelim. Hani bir gün çölde giderken ne yapıyor? Çölde giderken bakıyor ki bir tane köpek kuyunun etrafında dolaşıyor. Susuzluktan ciğeri yanmış. Dili dışarı çıkmış. Kuyunun etrafındaki o topraklara dilini sürüyor. Ve bu kadının hali ortada. Düşünüyor. Ya diyor, kuyuya ineyim de o köpekçeyize böyle bir su çıkarayım. Ve kuyuya iniyor, ayakkabısıyla köpeğe su veriyor ve Cenab-ı Hak onu cennetine koyuyor. Yani Rabbimin rahmeti o kadar geniştir. Yeter ki bize, üzerimize düşeni yapalım. Yani Hicr suresindeki ayet-i kerimede ayet-i kerimeler peş peşe geliyor. Bak bu çok önemli. Orada buyuruyor ki Rabbim, Nebbi ibadi enni enel gafurur rahim ve enne azabi huvel azabul elim. Ey Habibim, benim kullarıma söyle, ben kullarımı çok affederim. Ben kullarıma çok merhametliyim. Ama kullarım şunu da bilsin, benim azabım çok şiddetlidir. Bakınız, bu ayet-i kerimeler peş peşe geliyor. Demek ki muhterem hocam, Allah'a taat noktasında sabırlı olmak zorundayız. Biliyoruz. اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّٰهِ. Nefsimiz durmadan bize kötülüğü emreder. Ama o nefis ıslah edilirse, o nefis Allah'ın emirlerini yerine getirmek suretiyle ıslah edilirse, kendine gelirse, Allah'ın izniyle taat noktasında bir sıkıntımız kalmayacak. Rabbim bunu elde edenlerden eylesin inşallah. Amin inşallah. Yani sabrın birinci noktası bu. Sabrun ala ta'a. Evet. Valla şu anlattıklarınız karşısında ben de kendimi hakikaten zor tutuyorum. Tüylerim ürpererek dinliyorum Sayın Müftüm. Bu arada belki yani satır arasında iptila ve azabın farkını da konuşmak isteriz. Şimdi bahseder ona geliyor misiniz? Mahir tamam, Hocam. Tamam. Sabrın üçüncü işinde iptila konusuna geleceğim. Peki inşallah. İkinci nokta sabrun alel masiye. Buyurun. Yani günahlara dalma noktasında sabredeceksiniz diyor. Sabırlı olmak zorundayız. Niye? Çünkü Mahir Hocam, günahlar Allah'ın harem bölgesidir. Her melekin bir korusu vardır diyor. Hükümdarın, Allah'ın korusu da haramlardır. Efendimiz öyle buyuruyor. Haramlara kesinlikle girilmeyecek. Ki biraz önce söyledim, şeytanın bütün gayreti, hedefi bizi haramlara sokup Cenab-ı Hak'la aramıza bir perde koymaktır. Ve bunu Bakara suresinde işte okuduğunuz ayet-i kerimenin olduğu sayfanın arkasında o da Rabbim buyuruyor ki وَلَا تَتَّبِعُوا خُضُوَاتِ الشَّيْطَانِ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّب۪ينَ اِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّٰءِ وَالْفَحْشَاءِ. Sizler şeytanın adımlarını takip etmeyin diyor. Sayın Müftüm, yalnız şurada bir şeyin dikkatini çekmek lazım. Evet. O da şu, siz konunun uzmanı olarak da söylerseniz çok da memnun olurum. Yani Yüce Mevlam'ın bağışlayıcılığına sığınarak ya biz bir haram işledik. Nasıl olsa Yüce Mevlam da bağışlayıcıdır, affedicidir. Hani affoluruz, ikinci kez
aynı haramı ya da başka bir haramı işlemekte de insanın nefsi uyarınca, yolunca devam etmektedir. Peki Yüce Mevlam affetmezse, işte insanoğlunun burada uyanması gerekiyor. Affetmeyebilir. Güzel bir noktaya temas ettiniz Mahir Hocam. Şimdi kişi günah işlediği zaman اَتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ. Eğer bir kişi günah işler, o günahından dolayı tövbe ederse onu işlememiş gibidir. Ha, burada kişi kendisine dikkat edecek. Eğer ben bir günah işledim, daha sonra Rabbime yöneldim. Başka gidecek kapımız yok. Ve Rabbim buyuruyor ki وَاِنِّي لَغَفَّارُ لِمَنْ تَابِ. Tövbe edenin ben çok günahlarını bağışlarım. Çünkü benden başka gidecek kapınız yoktur. Ha, günah işledim, Rabbime yöneldim. Bu noktada şuna bakmak zorundayız. Eğer ben utanmadan, sıkılmadan tekrar günaha giriyorsam Allah benim duamı kabul etmemiş demektir. O noktada bakacağız. He, ben azalarıma sahip çıkıyor muyum? Kendime dikkat ediyor muyum? Yolda giderken gözüm bir harama baktı. Subhanallah dedim, gözümü çevirdim. Böyle bir duyguyla hareket ediyorsak Rabbim bizi seviyor demektir. Günahımızı bağışlamış demektir. Ama tekrar kimse beni görmüyor. Efendim, kimsenin olmadığı ortamlarda, orada Allah yok mu Mahir Hocam? Orada Rabbim bizi görmüyor mu? Bir hadis okuyayım hemen bununla alakalı. Lütfen. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki لَيَأْتِيَنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ اَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةِ بَيْضَى فَيَجْعَلُهَ اللّٰهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kıyamet günü geldiğinde diyor, yakınlaştığında diyor, benim kavmimden, ümmetimden öyle insanlar çıkacak ki bunların sevapları o tihame adında büyük bir dağ var, o dağ kadar büyük sevaplar olacak diyor. Çok büyük sevaplar işleyecekler. Ama Cenab-ı Hak onların bütün o sevaplarını yerle bir edecek. Sevap namına bir şey bırakmayacak. Efendimiz devam ediyor. اَمَا اِنَّهُمْ اِخْوَانُكُمْ. Dikkat ediniz, onlar sizin kardeşleriniz ha. وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ. Size benzerler. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ. Sizin gibi gece namazları kılarlar. Ama suçlarına وَلَاكِنَّهُمْ قَوْمٌ اِذَا خَلَوْ بِمَحَارِمِ اللّٰهِ اِنْتَهَكُوهَا. Ama onlar yalnız başlarına kaldıklarında Allah'tan utanmadan, sıkılmadan harama girerler. Allah böyle utanmaz insanların sevaplarını yerle bir edecek, onların yüzüne bakmayacak diyor. O zaman şurada bir şey sormam gerekiyor, evet. Sayın Müftüm. Namaz kılındı, 5 vakit. Evet. Oruç tutuldu, hacca gidildi, zekat verildi, kelime-i şehadet getirildi. Bütün bunlar yerine getirildi ama kul hakkı yendi. Ne oldu? Kul hakkını zaten affetmiyor Rabbim. Çünkü orada kendi hakkına dair bir şey yok ya, o iki kişiyi karşı karşıya getiriyor. Yani ne aldı, ne verdi karşılıklı, ya iflas ediyor ya ondan bir şeyler alıyor duruma göre. Onun için Mahir Hocam kesinlikle Rabbim bu şuuru, bu samimiyeti hepimize nasip eylesin. Amin inşallah. Yani camide Rabbim var da sokakta yok mu ya? Evimizin bir köşesinde, seccadenin başında Rabbim var da internetin başında Rabbimiz yok mu? Bu yağmur yağınca şemsiye açmak gibi değil. Hani kafamıza yağmıyor. Yüce Mevlam her yerde. Kesinlikle ve kesinlikle. Bunu, bu duyguyu, bu şuuru, bu samimiyeti Rabbimizden istemek zorundayız bizler. Rabbim her yerde. İnne rabbeke le bil mursat. Rabbin seni gözetleyendir buyuruyor. Yani böyle bir gözetleme altında bir Müslüman kardeşim nasıl olur da Allah'a isyan edebilir? Bizim halimiz budur işte. Nasıl olur da nefsim böyle istiyor, hayat bunu gerektiriyor. Oysa Kur'an başkasını gerektiriyor. Efendimiz başka türlü söylüyor. Bir yerde Hazreti Kur'an ve Hazreti Muhammed varken bir Müslümana onlara bırakmak yakışır mı? Ve bunu Ahzab suresinde Rabbimiz açık bir şekilde beyan ediyor. Buyuruyor ki وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ. Eğer Allah ve Resulü bir şeyin hükmünü verdiği zaman
mümin erkeğe ve mümin kadına başka bir şeyi tercih etme imkanı yoktur. Bundan daha açık ayet olabilir mi? Tekrardan söylemenizi istirham edeceğim. Bir Cenab-ı Hak ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir şeye hükmettiği zaman mümin erkeğe ve mümin kadına başka bir şeye yönelme imkanı tercihi olamaz diyor Allah. Rabbim tesettürü ne kadar farz kılmıştır mesela. Tesettür demek insanın vücudunu örten demektir. Oysa ki bugün tesettüre bakıyoruz, hangi hale gelmiş? Ve bunlardan bahsettiğimiz zaman da insanlar garip garip bakıyor. Bu hale gelmişiz Mahir Hocam ya. Yani bir başörtüsüz takılmasını bile o kadar şey hor görüyorlar. Böyle hani yani hangi çağda yaşıyoruz dercesine insana bakmaya başlıyorlar. Ve bugün bir şey daha kardeşlerime hatırlatayım. Bizim de sormamız gerekir. Hangi çağda yaşıyoruz? Kesinlikle. Yani bunu ters köşede sormak lazım. Hangi çağda yaşıyoruz? Yani Kur'an-ı Kerim bunun anlatığı, öğreti olarak anlattığında ki ayrıntılarıyla, nedenleriyle, niçinleriyle verdiğinde ki bugün hani şu kadarcık beyniyle hareket eden kişiler, acaba bunun neresinden bakıyorlar ki hangi çağda yaşıyoruz diyebiliyorlar. İşte oradaki sıkıntı Mahir Hocam bu şeyde değineceğiz inşallah. Yani sabrun alel masiye. Bu noktada insanlarımız bu hale niye geldiler? Biraz sonra iki hadiste inşallah bunu şey yapayım. İşte şeytan aleyhillâne orada diyor. İnnemâ ye'murukum bissû'i vel fahşâ. Durmadan size fuhşu emreder. Kötü işleri emreder. Böylece sizi rıza dairesinden çıkarmaya çalışır. Ve bu noktada sizler diyor dik duracaksınız şeytana karşı. Yani kimliğinizi muhafaza edeceksiniz. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir hadisinde buyuruyor ki اِذَا اَذْنَبَ الْعَبْدُ نُكِتَتْ ف۪ي قَلْبِهِ نُكْتَتُنْ سَوْدَى. Kişi günah işlediği zaman diyor onun kalbine siyah bir nokta konur. Bakınız. Eğer tevbe ederse, tevbeye yönelirse o kalbi cilalanır. O noktada ortadan kaybolur. Ama günah işlemeye devam ederse yavaş yavaş kalbi kas katı kesilir. Ve ondan sonra ne yaparsanız yapınız tövbe etmediği müddetçe ona bir şeyi ulaştıramazsınız. İşte bugün insanlarımızın hali bu. Oysa ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir hadisinde buyuruyor. İnnel mu'min yara zunubehu keennehu ka'idun tahte cebel. Yekâfu en yegâ aleyhi. Mümin kişi bir günah işlediği zaman günahına şu şekilde bakar diyor. Şu şekilde görür günahını. Koskocaman bir dağın altında olduğunuzu düşünün. Biraz sonra o dağ sizin başınıza yıkılacak. Bir mümin günah işlediği zaman kendini bu şekilde sıkıntılı görür. Aman ben ne yaptım? Rabbime karşı bu hatayı ben nasıl işledim diyerek öyle bir sıkıntı içerisine girer. Ama facire gelince diyor. Günahkar insana gelince diyor. وَاِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى اَنْفِهِ فَقَالَ لَهُ هَكَذَا. Ama günahkar insan diyor, yoldan çıkmış, Kur'an sünnet dinlemeyen, efendim nefsinin esiri olmuş, böyle bir insan günah işlediği zaman diyor, şuna benzer diyor, burnunun üzerine bir sinek konmuştur, sineği şöyle eliyle kovmuştur. Günahını o şekilde görür diyor. Ama bize gelince, günah dendiği zaman, günah işlendiği zaman hemen arkasında ne yapıyoruz? Subhanallah. Ve Rabbim buyuruyor ki böyle güzel insanlar hakkında Âl-i İmran suresinde وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهِ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Onlar bir günah işledikleri zaman, Allah'ın rızasına aykırı kötü bir fiil yaptıkları zaman, kendi nefislerine zulmettikleri zaman, hemen Allah'ı hatırlarlar. Bakın bizdeki güzellik budur. Yani kimse günahsız değil, peygamber değiliz biz, melek değiliz. Ve onlar, Allah'tan bağışlanma dilerler. Allah'tan başka günahları kim bağışlayabilir? Ve onlar bile bile günahlarında ısrarcı olmazlar. Allah'ın sevdiği kulların özellikleri budur Mahir Hocam.
Yani bir Müslüman böyle olmak zorunda. Yani günah işlediği zaman, Allah'ın emrine karşı geldiği zaman o günah kendini sıkacak. Eyvah ben ne yaptım diyecek. Yüce yaratan karşısında ben bu fiili nasıl işledim diyecek. Kendini yiyecek. Ama dediğiniz halde olduğu zaman ha demek ki اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ اَفَاَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا اَمْ تَحْسَبُ اَنَّ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ اَوْ يَعْقِلُونَ اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَب۪يلًا Allah muhafaza buyursun. O dediğiniz insanlar, ey Habibim, Furkan suresinde geçiyor bu ayetlerde. Ey Habibim, sen kendi nefsini ilah edineni gördün mü? Ne demektir bu? Allah'ın dediğine hiç itibar etmez, haşa. Gönderdiği peygamberine, kitabına hiç itibar etmez, haşa. Ama nefsi der ki, ya şunu yapalım, eğlence, yani her türlü şey yaparsın. Ha bu, Allah yerine kendi nefsini ilah kabul etmiştir. Ey Habibim, sen bunun vekili değilsin. Sen onların düşündüklerini, işittiklerini ve düşündüklerini mi zannediyorsun? Onlar hayvanlar gibi, daha beterdir hayvanlardan. Mahir Hoca. Bundan daha açık ayet olabilir mi? Bu kardeşlerim bunları niye düşünmüyorlar? Kur'an-ı Kerim'de 300'den fazla ayeti kerime var, bize düşünün diyor. Bu ne demektir? Niye düşünmüyorsunuz Kur'an'ı? وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Andolsun ki biz Kur'an'ı kolaylaştırdık. Niye bunu düşünmüyorsunuz? كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ اِلَيْكَ مُبَارَكٍ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ اُولُوا الْأَلْبَابِ Size öyle bir mübarek kitap indirdik ki diyor Rabbim Sad suresinde. Onun ayetlerini derinden derine insanlar, kullarım düşünsünler. Akıl sahipleri onlardan ibret alsınlar. Bunları niye yapmaz olduk bizler? İşte bunlar düşünülmediği zaman Allah muhafaza buyursun. Bir taraftan şeytanın, bir taraftan nefsin oyuncağı haline geliyoruz. Evet, Rabbim bizi düşünenlerden eylesin. Hayır hocam. İnanın bu ayetleri dinlerken tabi başta söyledik ki ilk önce kendimize. Evet. Ve bunun hesabını bizler nasıl vereceğiz? Yani biz elimizden geleni yapıyoruz. Dilimizin döndüğü kadar siz televizyonlarda, biz kürsülerde Allah için Rabbimizin rızasını kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Ama kardeşlerimizin de buna kulak vermesi gerekir. Eğer bir mümin kardeşim benim Kur'an okunduğu zaman kulak vermiyorsa, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam deyince Allahümme salli ala Muhammed diyerek kendine gelmiyorsa, o nasıl Müslümanlıktır? Ki Rabbim buyuruyor, وَذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Ey Habibim sen hatırlat. Bizden hatırlatma. Çünkü hatırlatma mümine fayda verir. Bakın, hatırlatma mümine fayda verir. Fayda veriyorsa elhamdülillah ya Rabbi sana şükürler olsun deyip elimizden geleni yaparız. Ama fayda vermiyorsa o dediğiniz insanlar o şekilde yaşıyorlarsa bu insanların acilen tevbe kapısına yönelmeleri gerekir. Ha burada şu kardeşlerimiz şunu düşünmesinler. Şimdi benim vaktim yerimde, malım mülküm yerimde, evlatlarım her şeyim yerimde. Yani ben işte bir cuma namazına giderim, bir bayram namazına giderim. İşte normalde adeten ne yapılması gerekiyorsa onu yaparım. Ha, burada da Efendimizin bir uyarısı var. Aman ha Allah rızası için. Bizi seyreden kardeşlerim buna çok dikkat etsinler. اِذَا رَأَيْتَ اللّٰهَ يُعْضِ الْعَبْدَ مَا يُحِبُّهُ وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَى مَعَاصِيهِ فَعْلَمْ بِأَنَّهُ اِسْتِدْرَاجِ Sen, Efendimiz buyuruyor, sen Cenab-ı Hakk'ın isyankar bir kuluna nimet verdiğini gördüğün zaman şunu bil ki o nimetler onun belasıdır. O nimetler onu aldatmaktadır. İstersen diyor sevgili peygamberimiz şu ayeti oku. İkra'u in şi'tum felemma nesu ma zukkiru bihi fetahna aleyhim ebvabe kulli şey hatta iza ferihu bima utu ahaznahum bagteten fe iza hum mublisun. Onlar kendilerine hatırlatılanları unuttular. Ta ki biz onların onlara diyor her türlü nimetin kapısını açarız. Bu ayet.
En'am suresinin 5. sayfasının son ayeti. Ve onlara diyor, her türlü nimetin kapılarını açarız. Durmadan veririz onlara. Ve onlar şımarırlar. Öyle bir an gelir ki, beklemedikleri bir anda ansızın onların boğazına yapışırız. İşte benim korkum burada bu. Yani bu insanlarımız, bu kardeşlerimiz, bu halleriyle devam ederken, bu halleriyle Allah onları yakalarsa halimiz ne olur bizim? Günah işlerken Cenab-ı Hak bizi yakalarsa halimiz ne olur bizim? Bu nedenle Mahir Hocam, sabrun alel masiye, bu masiyet noktasında kesinlikle bizler sabırlı olmak zorundayız. Şeytan bizi durmadan çeker, nefis bizi durmadan çeker ama o çekilen yerde Allah'ın azabının, Allah'ın gazabının, Allah'ın rızasının olmadığını bilmek zorundayız. Rabbim bu noktada da bizi dirayetle eylesin inşallah. Şimdi dediğiniz üçüncü noktaya geliyorum. Sabrun alel bela, iptila, ihtibar, imtihan. Mahir Hocam, biliyoruz ki iman kavlun bil lisan ve itikadun bil cenan ve amelun bil erken bil cevarih. İman kalb ile tasdik, dil ile ikrar, azalarla o ikrarın gereğini yerine getirmektir. Şimdi imtihan dünyasındayız. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu biraz önce sizler okudunuz. Korkuyla, açlıkla, mallardan, canlardan, ürünlerden eksiltmek suretiyle bizleri imtihan ediyor. Bakınız en başta da korku geliyor. Niye? Çünkü korku olan yerde kişinin karnını doyurması aklına gelir mi? Korku başta gelir. Dışarıda savaş versen burada şu yudum daha su için içemezsin onu. Korku başta gelir. Allah'ın azabı varken dünyadaki nimetlerin peşinde niye koşar olduk bizler? Şunu bilmek zorundayız bizler. İman ettik demekle iş bitmiyor. Elhamdülillah Müslümanım demekle iş bitmiyor. Her türlü nimetten faydalan. Elhamdülillah bugün de günüm güzel geçti. Bunun adı şükür değildir Mahir Hocam. Nuh Aleyhisselam'la bahsederken İsra suresinde innehu kâne abden şekûra, o benim kulum Nuh var ya çok teşekkür ederdi. Buradaki teşekkür şudur. Nuh Aleyhisselam 950 sene boyunca gece gündüz demeden durmadan davet etmiştir insanları. Kâle Rabbi inni da'avtu kavmi leylen ve nehâra, gece gündüz demedim ya Rabbi, senin kavmi senin davetini onlara ilettim, gece gündüz demedim. İşte bunun adı şükürdür. Yani bir yerde Allah'a kulluk varsa orada şükür vardır. Allah'ın emirlerine ittiba varsa orada şükür vardır. Ve Rabbim de buyuruyor Ankebut suresinin hemen başında. Elif lam mim. Ehasiben nasu en yutraku en yekulu amennâ ve hum lâ yuftenûn. Elif lam mim hurufu mukadda diyoruz. Yani bir takım manalar vermiş ama sonunda Allahu alem bissavab. Manalarını Allah Cenab-ı Hak bilir. Diğer ayet-i kerimede insanlar İman ettik demekle imtihana çekilmeden terk edileceklerini mi zannettiler? İman ettik demek suretiyle imtihana çekilmeden terk edilecekle bırakılacaklarını mı zannettiler? Hayır, hayır. İmtihan vardır Mahir Hocam. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bu dünyayı bize imtihan için vermiştir. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Cenab-ı Hak hayatı ve ölümü yaratandır. Niye? Hanginizin en güzel amelde bulunacağını imtihan etmek için. Kur'an-ı Kerim'de 3 yerde geçer bu ayet. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ. 3 yerde. Cenab-ı Hak bakınız amel demiyor, en güzel amel diyor. Rabbim bizi en güzel şekilde yarattıysa, Rabbim bizi en güzel nimetlerle donattıysa, en güzel amele Hazreti Allah layıktır. Yani kalbi Allah'a vermeden, gönül Allah'a yönelmeden yapılan ibadetleri Rabbimize gitmez ki. Allahu Ekber demişiz, namaza durmuşuz ama kalp hala dükkanda, müşteri geldi mi gelmedi mi? Veya başka yerlerde maç kaç kaç. Kesinlikle Cenab-ı Hak böyle amelleri kıyamet günde buyuruyor ki Efendimiz, böyle amelleri Allah paçavra gibi alıp senin suratına atacak diyor. Bu nedenle Mahir Hocam, Cenab-ı Hak bizden samimiyet, saflık bekliyor. Yani saf bir ibadet bekliyor. Şimdi yine Âl-i İmran suresinde geçiyor. Rabbim orada buyuruyor. Em hasibtum en tedhulul cenne
وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِر۪ينَ Cenab-ı Hak içinizden Allah yolunda cihad edenleri ortaya çıkarmadıkça, sabredenleri ortaya çıkarmadıkça cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Allah için can ortaya konmadıkça, Allah için Allah'ın verdiği nimetler Allah yoluna seferber edilmedikçe ve bu noktada bu efendim savaş olsun, başka türlü fitne fesat olsun, bu noktada sabırlı olmadıkça cennet yüzü göremeyeceksiniz diyor. Daha açık bir ayet Bakara suresinde. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةِ وَلَمَّا يَئْتِكُمْ مَثَلُ الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden öncekilerin başına gelen musibetler sizin başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Zekeriya aleyhisselam bildiğiniz gibi Mahir hocam bıçkıyla kesildi. Ortadan ikiye bölündü. Efendimizin mübarek dişi kırıldı. İbrahim aleyhisselam mancınıkla ateşe atıldı. Musa aleyhisselama neler yapmadılar? İsa aleyhisselama neler yapmadılar? En büyük ezayı, cefayı peygamberler görmüştür. En büyük ezayı ve onlar buna katlanmışlardır. Ve bunun getirisinin Allah rızası olduğunu bilmişlerdir. Biz niye bunu bilemiyoruz? Hemen bir takım sıkıntılara girdiğimiz zaman eyvah! İşte niye bu benim başıma geldi? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْمُلُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفٍ فَاِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ وَاِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ Bir takım insanlar diyor, dinin bir tarafına yapışırlar. Bir tarafından ibadet, yani şu anlatılmak isteniyor. Samimi olarak Allah'a kulluk etmiyor bu insanlar. Efendim, ben insanlar tesettüre bürünsünler diye ne yapayım? Marka vermeyeyim, başörtüsü satayım. Ama benim burada hedefim insanların tesettüre girmesi değil. Oradan iyi para geliyor. Ha daha sonra başına bir bela geliyor, bir musibet geliyor, batıyor. Ha ben bundan dolayı battım diyor. İslam'a mal ediyor bunu. Oysa ki kabahat kendisindedir. Temelde samimiyet üzere o binayı kurmadığı için Cenab-ı Hak o şekilde orayı iptal etmiştir, işini bitirmiştir. Bu nedenle Mahir hocam, imtihanla bizler samimi olanlarla samimi olmayanlar birbirinden ayrılıyor. Bu nedenle imtihanı bilince faydası bu. Temhis diyoruz. Samimi olanlarla samimi olmayanlar birbirinden ayrılıyor. Ve yine Âl-i İmran suresinde bir ayet-i kerime var. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ Sizler kesinlikle ve kesinlikle mallarınız ve canlarınızla imtihan edileceksiniz. Başımıza musibetler gelecek bizim. Yani benim başıma da geldi bir sene öncesinde ama aynı kaza bir kardeşimin başına geldi. Rabbim ona rahmet eylesin. Nevşehir Ürgüp müftümüzdü. Geçen işte 10 gün önce kutlu doğumdan sonra çıkıyor Ankara'ya annesinin babasının yanına gelmeye. Gidiş geli çift yol. Ankara'ya giderken karşı yoldan giden bir araba gelip karşı yola geçiyor. Buna çarparak kendisi ve çocuğu vefat ediyor. Kader. Yani sabır etmek zorundayız bizler. Çünkü Mahir hocam, altımızdaki araba kimindir gerçek manada? Allah'ındır ya. Taşıdığımız can kimindir? Hazreti Allah'ındır. Kulillahümme malike mülk dedik. Bütün her şeyin sahibi, gerçek manada sahibi Hazreti Allah'tır. Yani bütün bu nimetlerin sahibi Hazreti Allah'ken, yani böyle bir imtihanla karşı karşıya geldiğimde de eyvah bu niye başımıza geldi demek yerine galu biraz önce hocam okudu inna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aitiz. Yani bizim gerçek manada sahibimiz Allah'tır. Bu can da alınır, mal da gider, sonuçta Hazreti Allah'a döneceğiz bizler. Eğer bu can Allah yoluna feda edilmişse cennetler önümüzdedir. Mallar Allah yolunda feda edilmişse cennetler önümüzdedir. Ayet-i kerimenin sonunda ve in tasbiru ve tettaku fe inne zalike min azmil umur. Eğer sizler sabrederseniz, Allah'tan sakınırsanız. Yani sakınmak ne demektir? Allah'ın emirlerine göre hareket etmektir. İşte bunlar azmi gerektiren çok değerli işlerdendir diyor Rabbim Celle Celaluhu. Bu noktada da Rabbim bizlere samimiyet nasip eylesin.
Şimdi burada Mahir hocam, zaman çabuk ilerliyor, bir taraftan bakıyorum. Burada Habbab bin Eret radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadis var. Bu konuyla alakalı onu da bir teberrüken. Şekevna ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem ve huve mütevessidun murdeten lehu fi zillil Kabe. Bir gün diyor Efendimiz aleyhissalatu vesselam Kabe'nin karşısında başına altına hırkasını koymuş, bir şekilde şöyle yan bir şekilde yatıyor. Ve biz diyor kendisine şikayete gittik. Unna lehu, kendisine dedi ki ela testansiru lena ela ted'ullaha lena. Ya Resulallah, durum kötü. Allah'tan bizim için yardım iste ne olur. Bizim için Allah'a dua et ne olur. Kal, Efendimiz buyurdu ki كَانَ الرَّجُلُ ف۪ي مَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ فِي الْأَرْضِ فَيُجْعَلُ ف۪يهِ فَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ بِثْنَتَيْنِ وَمَا يَسُدُّهُ ذَٰلِكَ عَنْ دِينِهِ. Sizden öyle, önce öyle insanlar vardı ki diyor, bu insanlar iman ettiklerinden dolayı kuyular kazıldı. Ve bu insanlar kuyulara dolduruldu. Başlarına bıçkılar getirildi. O bıçkılarla bu insanların kafaları ikiye ayrıldı. Ve bu durum onları dininden çevirmedi. Ey Habbab, sen neden bahsediyorsun? Sabredeceksiniz, sabırlı olacaksınız. Ve sonuçta sahabe-i kiram sabretti. Efendimiz sabretti. Ve öyle bir nesil ortaya geldi ki ashabi kanucum, benim ashabım yıldızlar gibidir buyurdu. Ve radıyallahu anhum ve radu anh, Allah onlardan razı oldu, onlar da Rablerinden razı oldular. Böyle bir nesil ortaya geldi. Ne neticesinde? Sabır neticesinde. Cenab-ı Hakk'a karşı gerekeni yapma noktasında. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Ve bugün de biz de böyle olmak zorundayız Mahir hocam. Öyle açık ayetler var ki, bugün insanlarımız sıkıntıda. İnsanlarımız, bakmayın siz atlarında en lüks arabalar, zevk-ü sefa içerisinde göründüklerine bakmayın. Eğer bir kişinin içerisinde Allah yoksa orada en büyük sıkıntı vardır. Bir kişinin içerisinde ebedi hayat yoksa orada en büyük sıkıntı vardır. Bunu Rabbim beyan ediyor. Ve فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَاءَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى Taha suresinde buyuruyor. Kim benim hidayetime, Kur'an'ıma, peygamberime tabi olursa o sapmaz. Yani nefsinin tuzağına düşmez, şeytanın tuzağına düşmez ve o sıkıntıya da düşmez diyor. Bununla daha açık ayet olur mu? Yani hayatımızda Kur'an varsa, hayatımızda Hazreti Muhammed varsa aleyhissalatu vesselam, orada sıkıntıdan vallahi bahsedilemez. Sıkıntı namı oraya bir işe giremez. Sıkıntı olur ama Cenab-ı Hak sabrını verir. Cenab-ı Hak o çektiği sıkıntının getirisinin ne olduğunu kıyamet gününde bize bildirerek ya Rabbi, ya Rabbi daha güzel ver ya Rabbi, kaçırdığım nimeti ben orada kazanacağım ya Rabbi deyip onun altına göğüs gerer. Ama وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. Bakın bu ayet-i kerimeyi söyleyelim. Kim benim zikrimden yüz çevirirse, kim benim kitabımdan, gönderdiğim Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam ondan yüz çevirirse فَاِنَّ لَهُ مَع۪يشَةً دَنْكَ. Onun için kesinlikle ve kesinlikle sıkıntılı bir yaşam vardır. Sıkıntılı bir yaşam Mahir hocam. Yani bugün insanımızın hayatında Kur'an yoksa en büyük sıkıntı bu değil midir? İnsanın hayatında Allah'ın emirleri yoksa en büyük sıkıntı bu değil midir? İnsanın hayatında ebedi hayat kavga, ebedi hayat kaygısı, mahşer, Allah'ın huzurundaki hesap yoksa en büyük sıkıntı bu değil midir? En büyük sıkıntı budur. Kardeşlerimizin bunu anlaması lazım. Ezan-ı Muhammediler, şu camileri hep bize bunu sesliyor. Hayy alel felah! Haydın felaha koşun! Kurtuluşa koşun! Ama bir kardeşim bunu görmezden geliyorsa en büyük sıkıntı bu değil midir? Onun için Rabbim Celle Celaluhu duyan kulakları bize nasip eylesin. Amin inşallah. Gören gözleri bize nasip eylesin. Şimdi birincisi dedi ki imtihanla samimi olanla samimi olmayan birbirinden ayrılıyor. İkincisi
İmtihanla kişi günahlarından temizleniyor. Şuna baktığıma bakıyorum, 5 dakikamız var daha. Hemen bitiriyorum. Ebu Hüreyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Kısaca söyleyeyim. Eğer bir Müslümana yorgunluk, bitkinlik isabet etse, yorulsa, hastalık, rahatsızlık isabet etse, bir üzüntü, bir keder isabet etse, hatta ayağına bir diken batsa diyor, bütün bunlardan dolayı Cenab-ı Hak onun günahlarını affeder. Yani Cenab-ı Hak mümin kuluna hiçbir sıkıntının gelmemesini istiyor. Ha, imtihan için veriyor ama o sıkıntıyla da onun günahlarını bertaraf ediyor. Günah namına bir şey bırakmıyor. Onun için sıkıntılara sabretmesini bilelim Allah rızası için. Rabbim adı ne olursa olsun, yani Rabbimizin yolunda gelecek her türlü sıkıntılara katlanma gücünü, sabrını bize nasip eylesin. Evet Mahir Hocam. Evet, ağzınıza sağlık. Ama biz programımızın sonunda lütfederseniz bir de dua bekliyoruz sizden inşallah. Evet. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ya Rabbel Alemine ve Ya Erhamer Rahimin. Yüce kitabında buyurdun ki Ud'uni estecib lekum. Bana dua edin, size icabet edeyim. Ve yine buyurdun ki Ve izâ se'eleke ibâdî annî fe innî qarîb. Ucîbu da'veted-dâ'i izâ da'an. Ey Habibim, eğer kullarım sana benden sorarlarsa de ki ben kullarıma çok yakınım ve bana dua edene icabet ederim. Ya Rabbi, bizler de günahkar ellerimizle, günahkar gönüllerimizle ya Rabbi sana yöneldik şu mübarek cuma gününde ya Rabbi. Ne olur bizleri yüce huzurundan boş çevirme ya Rabbi. Ya Rabbel alemine ve ya Erhamer Rahimin. Sana şükürler olsun ya Rabbi. Sayısız nimetleri bizlere nasip eyledin. Bizleri her türlü nimetlerle donattın ya Rabbi. Bu nimetlerin gerçek sahibi sensin ya Rabbi. Sahip olduğumuz her şeyin sahibi sensin ya Rabbi. Bunun farkına varmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Vermiş olduğun bütün nimetlere sana kulluk etmek suretiyle, senin davetine icabet etmek suretiyle, her emrini yerine getirmek suretiyle şükretmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemine ve Ya Erhamer Rahimin. Ve bizlere buyurdun ki وَعْبُدُ رَبَّكَ حَتَّى يَئْتِيَكَ الْيَق۪ينَ. Ey kulum, ölüm sana gelinceye kadar Allah'a kulluk et. Ya Rabbi, biz nefsimize uyduk ya Rabbi. Şeytan aleyhillâneye uyduk ya Rabbi. Ara ara seni unutmaya başladık ya Rabbi. Ne olur bizlere daima kendini hatırlat ya Rabbi. Hayatımızın her anında seninle beraber olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Vermiş olduğu nimetleri başımıza bela eyleme ya Rabbi. Ya Rabbel Alemine ve Ya Erhamer Rahimin. Nefsimizi ıslah eyle ya Rabbi. Neslimizi ıslah eyle ya Rabbi. Şu kıyametin fitnesinden, her şeyin birbirine karıştığı şu ahir zamandan ya Rabbi bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Çoluk çocuğumuzu muhafaza eyle ya Rabbi. Son nefesimize kadar layıkıyla sana kul. Habibin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme layıkıyla ümmet olmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemine ve Ya Erhamer Rahimin. Yapmış olduğumuz duamızı şu anda Beytullah'ta yapılan dualara ilhak eyle ya Rabbi. Efendimizin yanı başında yapılan dualara ilhak eyle ya Rabbi. Mescid-i Aksa'da yapılan dualara ilhak eyle ya Rabbi. Mescid-i Aksa'daki kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. İsrail oğullarını belasından onları kurtar ya Rabbi. Ya Rabbel Alemine ve Ya Erhamer Rahimin. Şu anda Filistin'de, Suriye'de, dünyanın her tarafında eğer bir Müslüman kardeşimiz sıkıntı içerisindeyse ya Rabbi ne olur şu mübarek cuma günü hürmetine onlara yardım eyle ya Rabbi. Biliyoruz ki ya Rabbi kıyamet günü geldiğinde biz Müslümanlardan onların hesabını soracaksın ya Rabbi. Onlar hakkında gereğini yapmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemine ve Ya Erhamer Rahimin.
layıkıyla sana kul, Efendimiz'e ümmet olmayı da bizlere nasip eyle ya Rabbi. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Ve selametun alel hadirin vel mu'minin. Velhamdülillahi rabbil alemin. Amin. Hocam ağzınıza sağlık. Sayın Müftüm, ne güzel bir sohbet oldu. İnşallah fayda mukabilinde de değerli izleyicilerimiz faydalanmışlardır. Çok teşekkür ediyoruz. Ve değerli izleyicilerimiz, geldik bugünkü programımızın sonuna. Güne başlarken programının da hafta itibariyle, bugün biliyorsunuz cuma, haftada bir tane cuma var, kıymetini bilmek lazım. Her zaman söylediğimiz gibi, değerli izleyicilerimiz, pazartesi günü saatlerimiz 09'u gösterdiğinde yine Kaçkar TV ekranında güne başlarken programında görüşmek üzere. Umut ettiği sürece insan yaşama daha sıkı bağlanır. Bağlandıkça yaşama insan umuda daha çok inanır. Umutla kalın, hoşça kalın.